Ali tatilden döndüğünde evini hemen ısıtmak istiyor ve bunun için de ısıtıcının sıcaklığını en yüksek dereceye getiriyor. Tatil. Evet, umarım, umarım bu günler bitecek ve biz de yeniden o güzel tatillere çıkacağız ama şimdi evde kal. Evet, devam. Q, t dakika sonra Ali'nin evinin sıcaklığını veriyormuş. Q eşittir 15 artı 0,4 t. Bir bakalım bize Ali tatilden döndüğünde evinin sıcaklığı kaç dereceymiş demişler. Hadi hemen videoyu durdurun ve bu soruyu kendi kendinize çözmeye çalışın. Bu noktada sıcaklığı bulmak istediğimiz için kafanız biraz karışmış ve T'nin sıcaklık olduğunu düşünmüş olabilirsiniz ama T bize dakikayı gösteriyor. Dikkat! Sıcaklığı veren ise Q. Anlaştık mı? Bu da Ali tatilden döndüğünde Q'nun neye eşit olduğunu bulmak anlamına geliyor. Ali tatilden döndüğünde T sıfır olmalı öyle değil mi? O halde bizim t sıfır olduğunda q'nun neye eşit olduğunu bulmamız lazım. Denklemi buraya bir yazalım. q eşittir 15 artı 0,4 çarpı geçen dakika ki bunun az önce 0 dakika olduğunu söyledik. Böylece sonuç 15 derece. Bu arada eğer eğim kesim noktası formunu biliyorsanız sıcaklığın 0,4 çarpı aradan geçen süre artı 15 derece olduğunu düşünerek t0'a eşit olduğunda geriye bu kalır deyip bunun da y ekseni kesim noktası olduğunu da düşünebilirsiniz. Yatay değişkenimiz 0 olduğunda dikey değişkenimiz neye eşit? Yatay değişken bu örnekte aradan geçen süre oluyor. Peki devam edelim. Sıcaklık her dakika kaç derece yükselmiştir? Buna farklı açılardan yaklaşabiliriz. Az önceki gibi bunun eğer eğim kesim noktası formu olduğunu fark ettiyseniz 0,4'ün eğim olduğunu da biliyor olabilirsiniz. Bu da süredeki her bir dakikalık değişim için sıcaklığın 0,4 derece artması anlamına gelir. Evet bu şekilde düşünebilirsiniz ya da bu denkleme bazı değerler vererek Q'nun T değiştiğinde nasıl ve ne kadar değiştiğini bulabilirsiniz. Şimdi eve geldiği anda T sıfırsa evin sıcaklığı 15 dereceydi öyle değil mi? Bunu bulmuştuk. Peki T 1 olduğunda ne olur? 15 artı 0,4 çarpı 1'den 15,4 derece elde ederiz. Zamanı 1 dakika ilerlettiğimizde sıcaklık eğim kadar yani 0,4 derece artmış. Zamanı 1 dakika daha ilerletirsek yani 1. dakikadan 2. dakikaya gelirsek sıcaklık 15,8 derece olur yani 0,4 derece daha artar. Evet gayet iyi. Peki, Ali ısıtıcıyı 20 dakika boyunca çalıştırırsa sıcaklık kaç derece artar? Soru bu. Hemen videoyu durdurun ve bunu kendi kendinize çözmeye çalışın. Bizden sıcaklığın 20 dakika sonunda kaç derece olacağını bulmamızı istemiyorlar. 20 dakika sonunda sıcaklığın kaç derece artacağını bulmamız gerekiyor dikkat. Sıcaklığın 20 dakika sonra kaç derece olacağını bulmak için t 20 iken q'nun neye eşit olduğunu bulmamız gerekir. Hemen yazıyorum. q eşittir 15 artı 0,4 çarpı 20. 0,4 ile 20'yi çarpınca 8 elde ederiz öyle değil mi? 15 artı 8 de 23 eder. 20 dakika sonra evin sıcaklığı 23 derece olacakmış ama az önce de söylediğim gibi bizden bunu değil sıcaklığın kaç derece arttığını bulmamızı istiyorlar. Peki başlangıç sıcaklığı neydi? 15 dereceydi öyle değil mi? 20 dakika sonra da 23 dereceye vardığımıza göre sıcaklık 8 derece artmıştır. İsterseniz sıcaklığın buradaki ifade yani 0,4 çarpı 20 kadar artacağını da düşünebilirsiniz. 15 dereceyle başlamıştık. Sıcaklık 20 dakika sonra 0,4 çarpı 20'den 8 derece arttı ve 23 derece oldu. İşte bu kadar.